Şimdi son dinleyicimizin bir suali var da yılbaşı, Noel'le alakalı olarak dedi hazırlık yapıyorlar. Ha, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ya. Açık net bir şekilde bildiriliyor. Açık net. Buyuruyor ki o gece mesela miladi takvime göre Mekke'nin mükerremenin fethiymiş. Onun için de aynı şekilde program yapıyorlar bazıları. Program yapıyorlar. Mekke'nin mükerremenin fethi. Hangi gece? 31 Aralık'ta. 31 Aralık'ta. İmam-ı Rabbani Kutsuz'u da açık net üstünü çizerek buyuruyor ki o gün herhangi bir şey yapmamalı. Ve diğer fıkıh kitaplarında da buyuruyor ki o gün mesela ibadet yapmak, efendim işte putperestler veyahut da Hristiyanlar çılgınca eğleniyorlar. Allah-u Teala isyan ediyorlar. Biz de efendim toplanalım, sohbet edelim, vaaz-ı nasihat edelim, mevlid okuyalım. Bu da bidattır buyuruyor. Alternatif kutlama yapalım. Evet, alternatif kutlama yapalım. Olmaz öyle şey ya. Hiçbir kıymet ve değer vermeyeceksin. Hatta o gün için özel olarak bir şey de satın almayacaksın. Normal her gün aldığın neyse o. Özel bir şey de almayacaksın. Değer vermeyeceksin. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri, Nevruz, Noel, Mihrican bu üç gün putperestlerden geçmedir. Bunlar kafirlerin bayramlarıdır, bayram günleridir. Bunlara değer veren, kıymet veren. Küfür olur buyuruyor ya, küfür olur. Şakası yok bu işin. Ama efendim, aması yok. Aması yok. O konuyu biraz daha geniş, biraz sonra İnşallah. Anlatabilir misiniz? İnşallah. İkinci bölümde inşallah devam edelim. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki işte bu Noel'le alakalı olarak Müslümanların bunu kutlaması. Efendim biraz birinci bölümde de zaten ısrarla üzerinde durduk. Bilhassa İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri açık net bir şekilde bildiriyor. Hadika'da aynı şekilde bildirilmiş, fıkıh kitaplarında bildirilmiş, İbn-i Abidin'de bildirilmiş. Hatta İbn-i Abidin'de çok ağır ifade var. Mesela o Nevruz'da yumurtalar boyanıyor, birbirlerine veriliyor. Bu şekilde böyle yumurta hediye etmek. Çünkü Mecusilerin bayramıdır, Nevruz duyuluyor. Putperestlerin bayramıdır. Dolayısıyla bunlara itibar etmek, iltifat etmek, o güne kıymet vermek, değer vermek bir Müslüman için değer vermek. Noel'e kıymet vermek, değer vermek, o gün için bir alışveriş, yiyecek, içecek hazırlamak veyahut da evde bir süs püs buna benzer bir şeyler hazırlık yapmak, olağanüstü bir durum gibi değerlendirmek, o güne kıymet vermek olur. O güne kıymet veren, değer veren de, o güne kıymet veren, değer veren de maalesef imanı gider. Hatta Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir kavme benzeyen onlardan olur. Sen şimdi nesin? Müslümanım diyorsun. Peki Hristiyan Noel'i niçin kutluyorlar? Kendilerinin dini günü olduğu için. Senin kurban bayramını, senin Ramazan-ı Şerif bayramını aynı şekilde süslüyor, püslüyor, evini hazırlıyor, kutluyor mu? Onun için bir şey değişmez zaten kafir. Kafirdir o. Ama Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş ve Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği yol sana bildirilmiş. Sen kalkıyorsun hala kafirlik adetlerini, bir kafirin aynı şekilde dinin gününü kutlamak için hazırlık yapıyorsun. Reva mıdır bu ya? Allah'tan korkmalı ya. Hani biraz Allah-u Teala utanma, sıkılma versin. Olur mu öyle şey ya? Bakın 2011 yılını kutlamak. Ha, 2011 yılı kutlanır, bu ayrı bir mesele. Ama Hristiyanlar bunu Noel olarak, İsa Aleyhisselam doğum günü diyorlar. O da doğum günü değil ha. Doğum günü değil. Çünkü Hristiyanlığa bu putperestlikten girmiştir. Putperestlerin inandıkları o putların, tanrılarının çoğu hemen hemen zaten bu Amerikalı profesör var. Ferguson diye bir adam. O diyor ki ben diyor araştırdım, dikkat ettim diyor. Hep diyor bu diyor o putperestlerin diyor tanrıları da diyor hep 25-26 Aralık'ta doğmuşlar diyor. Ne hikmetse diyor İsa Aleyhisselam'ın doğumunu da oraya denir. Hiç alakası yok. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumun ne zaman olduğu meçhul. Eflatun'la mesela aynı zamanda yaşadığı anlatılıyor, söyleniyor. Fakat Eflatun milattan önce 340 sene önce ölmüş. O zaman İsa Aleyhisselam'ı dondurmuşlar herhalde, değil mi? Oraya kadar bekletmişler. Ondan sonra tekrar doldurmuşlar. Uydurma kaydırma şeyler. Hatta Roma tarihçileri her şeyi kaydettikleri halde orada sessiz kalıyorlar. Yok öyle bir kayıt. Böyle bir kayıt da zaten yok. Dolayısıyla peki efendim İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olmuş olsa velev ki bir Müslümanın bunu kutlaması caiz midir? Değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlamış, siz de böyle yapın demediği müddetçe ne ulul azm peygamberlerin ne de diğer peygamberlerin ne de doğum günleri aynı şekilde yad edilir ne de vefatları aynı şekilde.
ne de onların bildirdikleri herhangi bir şey yapılır. Peygamber Efendimiz de bildirip de Nuh Aleyhisselam bunu yapardı, siz de yapın diye emrederse o zaman yaparız. Çünkü biz Muhammed Aleyhisselam'a tabiiz. İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a değil, onların peygamber olduğuna inanırız. Onlara gönderilen peygamberle kitaplarında hak olduğuna inanırız. Ama biz bize gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerine tabiiz ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere tabiiz. Bunu iyi anlamalı ve iyi bilmeli. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok hadis-i şerifler var. Mesela sakalınızı bir tutam uzatınız. İşte bir tutam uzatın. Yahudilere benzemeyiniz. Ondan sonra başka bir hususta işte ayaklarınızı şu şekilde hareketliniz. Hristiyanlara benzemeyiniz. Mecusilere benzemeyiniz. Hadis-i şerifler var. Ve bu hadis-i şerifleri aynı şekilde İslam alimleri didik didik etmişler, yazmışlar. Dolayısıyla ibadetlerde zinhar, kim olursa olsun, ister putperest olsun, ister ehli kitap olsun, kim olursa olsun, hatta bid'at ehlinin yaptığına bile iştirak edilmez. Nerede kaldı ki bugünler için açık net bir şekilde kafirlerin dini günlerine, ayinlerine, ibadetlerine iştirak etmek, beğenmek, hazırlık yapmak, onun için aynı şekilde hani bazı kitaplarda biraz şey geçmiş, yumuşak geçmiş, işte benzemek kastederse ifadesi, ama sen gidiyorsun aynı onun gibi yapıyorsun. Bunun kastı mastı kalmamış ki. Hani Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar. Bir bostana girmiş, çuvala da aynı şekilde salatalıkları falan doldurmuş. Bostan sahibi de çıka gelmiş. Demiş, bu ne hal? Demiş, kusura bakma komşu. Demiş, bir fırtına geldi demiş, beni buraya demiş aynı şekilde itti. Demiş ya, hani bostandan kökleri demiş rüzgar demiş yaptıkça oralardan tutarcı oldu. Peki demiş, bu çuvaldaki salatalık ben de demiş ona bakıyorum, bu neyin nesi? Demiş ona bakıyorum, bu neyin nesi? Ya şimdi ortada kasıt yok diyor. Olur mu ne şey ya? Ortada kasıt yok. Dolayısıyla bu Noel gecesi 26 Aralık'tan itibaren başladılar. 31 Aralık'ta zirvedir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunlara zinhar iştirak etmek şakası yok. İmanı götürür biliyor. İmanı götürür. Allah-u Teala muhafaza buyursun.